Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kan programına hoş geldiniz. Bugün bu hafta Türkiye'yi meşgul eden uluslararası bir konuyu, S-400 meselesini konuşarak 5'le 1 kan'a başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında CBS ve New York Times'a konuşan, demeçler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda da gazetecilere ikinci kez S-400 alabileceğimizi söyledi. Bu hafta Putin görüşmesinden sonra resmi açıklamada S-400 geçmese de dünya gündeminde Türkiye'nin S-400 alıp almayacağı konuşuldu. Sadece S-400 alınması değil, aynı zamanda Türkiye'nin parasını ödediği ancak alamadığı 5 F-35 uçağının da akıbeti merak konusuydu. Daha önce alınan S-400 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri büyük tepki uyandırmış, ambargo kararı almış, Amerika Birleşik Devletleri'nde kimi Türkleri istenmeyen insan bile ilan etmişti. İkinci bir S-400 alımı yeni krizlerinde habercisi olabilir. Peki olur mu? S-400 alınır mı? İsterseniz bunu güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ'a soralım. Sizce Coşkun Bey, S-400 süreci nasıl işleyecek? Türkiye ikinci bir S-400'ü kesin alacak mı? Şimdi Amerika ile gerçekten çok gerilimin tırmandığı bir süreçten geçiyoruz. Yani evvel dönemlere kıyaslarsanız bana göre iki taraftaki anlaşmazlığın zirve yaptığı bir süreçteyiz. Bu tesadüfen olmadı ve bir anda da gelişmedi. Birbiri üzerine gelişen olayların üzerine ekleye ekleye koyduğu bir dönem. Bu olaya böyle bakmak lazım. İşte üzerine ekleye ekleye dediğim konulardan birisi S-400. Yani S-400 başlı başına Amerikalılarımızdaki temel sorun asla değil. Hiç de öyle olmadı. Çünkü Türkiye'nin takılmış olduğu siyasi ve askeri pozisyon, almış olduğu bu pozisyon Amerika'yı inanılmaz rahatsız ediyor ve Amerika bu rahatsızlığını bir takım gerekçelere dayandırarak Türkiye'ye defalayacak şekilde pozisyonlandırmaya çalışıyor. İşte o etkili gerekçelerden birisi de Amerika'nın açısından, tırnak içinde söylüyorum, o etkili karşılık bulabilecek gerekçelerden birisi de S-400 konusu. Neden S-400? Çünkü Rusya'dan alınan bir silah, bir savunma sistemi ve NATO'nun kuruluş maksadına bakarsanız da Rusya temel hedef ülke ve bu nedenle yapılan Amerika'nın tasvip etmediğini diğer ülkelere de kabul ettirmeye çalışıyor. Bunun üzerinden kendisine alan yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben S-400'ün başlı başına Amerika ile Türkiye arasında bir sorun olduğunu ve Amerika'nın da bu konuda haklı olduğunu asla ifade etmem. Zaten bunu hiçbir aklı selim insan veya ülke de bu şekilde ifade etmez. Çünkü suni bir gerekçe. Ve bu gerekçenin temel sebebi de Amerika. Çünkü Amerika Türkiye'nin haklı olarak istediği savunma sistemini müttefik diye adlandırdığı halde, kendisini bu şekilde konumlandırdığı halde Türkiye'ye vermeyen ve burada ikiyüzlü bir siyaset izleyen ve buna karşılık Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını, tedbir almamasını bekleyen bir devlet. Dolayısıyla Trump'ın da söylediği gibi bu işin esas müsebbibi Amerika'nın ta kendisi. Trump da hatırlarsanız iktidarı döneminde bu konuda Türkiye'ye hak veren cümleler kurdu. Türkiye haklı, Amerika olarak sen vermezsen o da gider başka yerden alır diye aklı selim cümleler kurdu. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika ile arasındaki sorun her ne kadar S-400 gibi görünse de ben bunun sadece suni ve Amerika tarafından yaratılan bir gerekçe olduğunu ifade etmek istiyorum. Zira Amerika ile bizim F-35'ten tutun, FETÖ terör örgütüne vermiş olduğu destek, PKK'ya, YPG'ye vermiş olduğu desteğe varana kadar birçok sorunun temel ana başlık halinde masada yer aldığını belirtmek istiyorum. Bu durumda şu akla gelebilir, Amerika ve Türkiye ilişkileri normalleşme sürecine girebilir mi? Bakın Türkiye bir çizgide pozisyon aldı ve o çizgiden bir santim geriye adım atma şansı yok. Bu bir tercih değil, zorunluluk. Çünkü gerek Suriye, gerek Irak, gerek işte savunma sistemlerimiz, gerek bizim ülke olarak yapmış olduğumuz ataklar ve hamlelerde karşılık aramamız gereken ülkeler, yol arkadaşları var. Ama o arkadaş Amerika değil. Çünkü Amerika başından beri Türkiye'ye hiçbir zaman müttefik gibi hareket etmedi. Türkiye ile hiçbir zaman dost ve yakın bir ülke olarak pozisyon almadı. Bu S-400 konusunda patriotlar öne çıktı ama Amerika bırakın onu, NATO envanterinde olan işte bir takım füzeler, bir takım savunma sistemlerine ait silahlar, Javelin gibi ve yine aynı şekilde beylik silahı, yani tabanca olarak taleplerimizi bile karşılamadı ve buna da hep Senato ve Temsilciler Meclisi'ni gerekçe göstererek bir gerekçe bulmaya çalıştı. Ama Amerika aynı silahları terör örgütlerine karşılıksız verdi. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika'nın arasındaki biriken sorunlar
zaten bir düdüklü tencere mantığıyla aylardır, yıllardır devam eden ama son birkaç yılda Türkiye'nin takılmış olduğu siyasi pozisyon nedeniyle zirve yapan ve giderek de bu gerilimin arttığı sürece doğru koşan bir dönem yaşıyor. Coşkun Bey, şunu da merak ediyorum. Biz bu S-400'leri alırsak nereye koyacağız ve kime karşı alıyoruz bunu? Şimdi S-400'leri biz aldığımızda şöyle bir planlamaya gittik. Öncelikle bu S-400'ü kullanacak bizim kendi askeri personelimizin eğitimine yönelik bir takım tedbirler aldık. Rusya ile ortak çalışmalar yürütüldü ve bu ortak çalışmalar sonucunda da S-400'leri artık kendi personelimiz yönetecek ve yönlendirecek seviyeye geldi. Bu birinci aşamaydı. İşte diğer aşamaları az önce dillendirdik. Yani ortak üretime gidene kadar bir süreç izleyecek Türkiye'nin yakından takip ettiği. Şimdi bu süreçte S-400 konusu evet gündemde. Kullanılacak, kullanılmayacak, kullanılacaksa nerelerde kullanılacak gibi bir takım varsayımlar üretildi uzmanlar tarafından. Ama bana göre yani S-400'ün nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda bir öngörüde bulunmak, cümle kurmak erken. Çünkü bölge inanılmaz hareketli. Özellikle bulunduğumuz coğrafya. Yani kuzeyden güneye, doğudan batıya her yerde bir takım kaos ve karışıklığın devam ettiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. İşte doğuda Afganistan, kuzeyde Kafkasya, Karabağ bölgesi, güneyde Irak, Suriye, işte batıda gene Ege, Doğu Akdeniz gibi bir takım gelişmeler var. İşte Türkiye bana göre yani askeri çevreler bir değerlendirme yaparak S-400'ü en verimli ve en etkili nerede konumlandırmalıyız? Ve tehdidin de esas yani bizi tehdit edeceği bölge hangisidir sorularına cevap verecek şekilde bir çalışma yapacağını düşünüyorum. İşte bu açıdan baktığınızda bir ay öncesine kadar Doğu Akdeniz ve Libya bizim için en tehdidin bol olduğu yerdi. Ama bir anda yön doğuya, Afganistan'a döndü. Şimdi Irak ve Suriye'yi çok konuşuyoruz. Buralara harekatlar bir takım vurgular yapıyoruz. Bana göre burada yetkililer işte bu gelişen tehdit olgusuna göre S-400'ü konumlandıracak bölgeye karar verecektir diye düşünüyorum. Ama benim şahsi fikrim nedir diye sorarsanız ben güney bölgesinde özellikle Doğu Akdeniz'e hedef alan bir coğrafyada bir S-400 konuşlandırmasının ülkeye faydalı olacağını düşünüyorum. Ki keza zaten aldığımız S-400'leri biz mobilize ettiğimiz takdirde bunu rahatlıkla alternatif alanlar olarak değişik bölgelerde konumlandırabiliriz ama hani iki set halinde almış olduğumuz S-400 var. Ülkenin tamamına bir güvenlik şemsiyesi, bir kalkan oluşacak şekilde bir tedbir alınmak gerektiğinde daha Rusya'dan S-400 konusunda bir tedarik sürecinin yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü aldığımız iki set yeterli değil. Ve gerçekten Türkiye'nin bir an önce en büyük zaafı olan hava savunma sistemini de fiiliyata geçirmesi lazım. Bu nedenle ben gelişmelere göre devletin bu konuda pozisyon alacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. Türkiye zaten bütün bu çalışmalar yapılırken kendi yerli ve milli imkanlarla yürütmüş olduğu hava savunma sistemine de büyük adımlar atıyor. Hisar ve serisi buna en yakın örnek. Ve bunların da işte S-400'le böyle bir alan örtüşmesi şeklinde konumlandırılacağı coğrafyalar şüphesiz oluşacaktır. İşte bu ortak çalışmalar sonucu ancak S-400 konusunda şuraya konumlandırılmalı diye net bir cümle kurmak mümkün. Ama şu anki gelişmelere baktığınız takdirde ben Dalaman'ın bu konuda iyi bir bölge olabileceğini düşünüyorum. Gerek Kıbrıs gerek Doğu Akdeniz konusundaki yaşanan gelişmelerden dolayı. Keza işte Yunanistan çok konuşuluyor. Gene Trakya tarafında bir konuşlanmanın da etkili ve faydalı olacağını düşünüyorum. Ama buna en doğru kararı o bütün istihbari bilgileri değerlendirip buna göre kendisine pozisyon alan yetkililer yani Milli Savunma Bakanlığı verecektir. O gün geldikten sonra biz ancak nerelerde konuşlandığı ve bunun fayda ve mahsullerini tartışıyor olabileceğiz. Sayın Coşkun Başbuğ, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.